Rahmetini bilmezsem evren yörüngesinden şaşacak bilirim. Binlerce yıldır yüzayıp gidemez ki senin de, her aldanış dua diye vurur kapılarımıza. Kendimizden eksiktir direkt tutuşlarımız. Bütün sıfatlarınla her doğan güne aşk damıtırken himmetle. İçimdeyim, derinlerde, gök kubbenin kapılarından yankılanmakta adlarımız. Cehennemden kaçanları toplamakta zebaniler. Ölmüyor ruh denilen, her defasında aşkına dair ayak sesleri de sarmal. Diyorum ki, bilmezdi yüreğimiz aydınlık cümlelerle Rabb'ı sevmeyi. Dergahında okudum tüm ayetler hatırına. Vedud sıfatının ayalarındaki izidir aşkın. Adem daha ayak basmamıştır Mezopotamya'ya. Nuh tufanı dokunmamıştır daha dünyaya. Daha vahyedilmemiştir Muhammed'in gelişi. İnsü, cinsü tüm varlıkların dilinde adın ve şah damarında. Mahcup bir bakışa tevazu ederken melekler, ruhunun ruhuna hayat aşkla giydirilir. İnzivaya çekilir derinlerde, sessizliğin huzurunda bağlanır aşk, biat ettiğim yüreğimin kalp ağrılarına. Yaşamayı senin inayetini seçtim. Dünyaya ihanet etmenin bedelini ödüyorum. Himmetine sığındığım anda, kudretinle yarattığın evreninde, Rabbim, 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 kalbimdeki aşkına sahip çıktım. Merhabalar efendim, sanat durağında Alemi Filo ile birlikteyiz. TV 262, Kocaeli'nin genç televizyonunda sizlerle beraber bir Ramazan gününde birlikte olmaktayız. 11 ayın sultanının içerisinde, bu güzel mübarek günde inşallah memleketimize hayırlı, bereketli ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Efendim bugün yine kıymetli bir misafirimizi sizlere getirdim. Yalova'dan misafir geldi kendileri. Hemen kendilerine dönüp zaman kaybetmeden hoş geldin demek istiyorum. Sayın Mehmet Mustafa Doğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim hocam. Şimdi 3 tane isim var Mehmet Mustafa Doğan. Hangisini kullanalım? Hangisini daha çok seviyorsunuz? Ya bu büyüklerin, atalarım biliyorsun ki biri Mehmet olsun, biri Mustafa olsun. Dedemin adı Mustafa'ymış. Babam da Mehmet deyince ne okurulsun, ne dokurulsun o düşünceyle atalarımızın vermiş olduğu bir bize onur duruyor. Sen çok hangisini kullanıyorsun? Mustafa kullanıyorum. Mustafa'yı ben de öyle biliyorum. Yani ben Mehmet yanım bilmezler yani ben. Hayır, Mehmet diye bilmezler yani. Yalova'dan kalkıp geldiniz, misafirimiz oldunuz. Mutlu oldum, sizleri de gördüm. Sevgili Mustafa Bey, sizi bir kısaca tanıyalım. Mustafa Doğan kimdir? Hem izleyicilerimiz tanısın, hem ben, de sizin hakkında bir fikir sahibi olalım. Tabii, ben Gaziantep'liyim ama 30 senedir Yalova'da ikamet etmekteyim. Kadıköy İstanbul Acıbadem Hastanesi'nin personeliyim, oradan emekliyim. Mütemet olarak banka ve sayışlarından. Yıllardır sanatın içerisindeyiz. Siz de biliyorsunuz ki bu çok uzun zamandır ben bu işin içindeyim. Daha önce Bağımsız Yazarlar Sayılır'da başyatım Yalova temsilciydim. Sonra ASKET, Avrasya Kültür Sanat Edebiyat Şairleri denen temsilciliğini başkanlığına aldım. Şu an belli bir rahatsızlığından dolayı temsilciliği devretmiş bulmaktayım. Ama Allah şifanızı versin. Evet, şu da var ki gene ben çalışmayı seviyorum. Şiir zaten olmadan benim yaşantım olmuyor ya. Yani iyi oku, kötü oku. Sonuçta gönlüm ondan yani sonuçta açıkçası. Bir kere bulaştım mı? Suyun içti mi bitiyor. Yani. Evet. Yani bu zaten şair olmanın doğasında da olan şeylerden. Seviyorum yani. Yazmayı seviyorum. Evet, zaten seviyorum. Yani kötü bir alışkanlığım olmadığı için sizin gibi hocalarımızla beraber olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Duygulanıyorum. Peki ne zamandan başladı bu şiir sevdası? Çocukluğumdan belli. Ben yani, çocukluğun ilgin derler ya bazen böyle. İnan şu an bu kitabım biliyorsun. Kitaba geleceğiz. Örnek kitabı olarak söylüyorum. Bunlar her içinde 300-400 tane dakika şiirden geçmişten şiirlerimi hala kutuda saklar gibi saklıyorum ben. Ya piyasaya çıkmamış şiirler. Seviyorum. Yıllardan beri bilgisayara geçirmişim, stok yapmışım. Yani varlığım olmasın ama iyi bir insanlara örnek olarak yaşamak istiyorum yani. Çünkü hepimiz sonu ölümdür. Ama sevgiyle yaşarsan ilham da bize sevgi yaratıyor. Şimdi ilkokul zamanına kadar gidiyor mu bu şiir?
Ya ilkokul da o civarlarda sonra başladı yani. Yani yaşınız kaç? Yaş esas doğum tarihim 1964. Ama nüfus geldi 62 geçiyor. 1962. Ya eskiden hep böyle yanlışlıklar yapmışlar. yanlış tarihlerde. Ya ben yaşımın 62 yıl olmasını benden kaynaklandı. Biz biliyorsun ki yaş askere gitme konusunda babamdan gençlik zamanında biraz dargındık. Yani dargın neden babamdan anlaşamaydı. Babam kızıydı, ediydi. Sinirlendim, babama kızdım, gittim mahkemeye verdim. Yaşımı büyüttüm. Ondan sonra şimdi savcılıkta babama tabii habersiz şey geliyor. Dedi işte sizden böyle böyle. Babam dedi ki, ya dedi, bu oğlan ne yaptı? Haberi yok savcı, benim başvurduğumdan. Neyse gittik, bir iki tane şahit götürdük. O anda benim yaşımı 64'ten 62 yaptı. Öyle. Ondan sonra 3 ay sonra asker oldum ben. Yani zorlanmadınız peki askerde? Gittim ailesiyle. Oldu bitti yani. 18 yaşında askere gittim ben. Yani vallahi maşallah artık bir şey diyemiyorum. Peki şimdi birazdan gene gelelim. Sizden öncelikle bir kitabınızı bir tanıtayım. Tabii. Evet tabii. Mehmet Mustafa Doğan'ın Aşk Hayattır isimli kitabı çıktı piyasada efendim. İç şiir kitabıdır kendisi. Evet ama iç şiir kitabı. Sponsor bulabilirsem devamı var ama imkanım yok açıkçası. Yoksa ben seviyorum böyle şeyler ama... Evet. Çok şükür gene de yani. Nasıl elde edecekler bu kitabı almak isteyenler nasıl alacaklar bu, Mustafa Bey? Facebook sosyal paylaşım sitelerinde Mehmet Mustafa Doğan diye geçiyor veya da Mustafa Doğan diye geçiyor. İkisi de aynı profil içerisinde. Ayrıca internet sitesinde var. Aşk Hayattır. Bayşat diye dediğin zaman otomatikman bulunuyor. Ayrıca da sosyal paylaşım sitelerinde ben istediğin zaman gönderebilirim. Yani postayla şeyle. O şekilde irtibat kurabilirim. Bu şairlerin haline. Acınacak hallere düşmüşüz değil mi? Kendi evet kitabı, kitap basıyoruz. Kendi kitabımızı kendimiz gönderebilecek durumlardayız değil mi? Evet hocam. Bah şairlerin haline diyorum. Teşekkür ederim. Bir ara verelim. Sizden bir şiir dinleyelim. Tabii hocam. Bu şiiri dinledikten sonra da sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz şimdi. Bir fon alalım yönetim masasından da efendim. Şimdi ilk şiirimiz Merhaba. Merhaba aşkım. Merhaba şarkım, sen başkasın, yüreğimden parçasın. Senin elinden tutmak, sarılmak olsun. Dudakların daima isterim benim olsun. Adına şiirler yazıyordum, hoşlanıyorum. Benim kim olduğum bana vız geliyor. Gönlüm ferman dinlemiyor senin için. Sırlı olan aşktan kafam hiç aymıyor. İsterim ki seninle olan olmak, paylaşmak, sesini duymak, seni tanımak, gözlerin rengini arıyorum şiirlerinde. Kaderim nedir, adın kısmetim olsun. Ağzınıza sağlık yani. Biraz da heyecan var tabii. Olabilir sizlerine yani. Heyecan ister istemez evet. Hepimizde oluyor. Biz de o kadar zaman yapmamıza rağmen gene o heyecan evet, hepimizde evet, var. Hocam. Peki, şurada şu soruyu sormak istiyorum sizlere. Şiir size ne hissettiriyor, ne veriyor? Yani hocam, karnınızı mı duyuruyor? Şiir şöyle bir şey. Nedir ben, yani sizin ifadesi? Şimdi örnek veriyorum, hepimizin başına geliyor. Ben bu şiir olmasa belki de ben başka türlü şartlardan karşılaşacağım. Boş vaktimde oturuyorum, gece sabaha kadar içimdeki duyguyu döküyorum. Ve belki misal, yanlış anlamayın, bunu da rencide etmek istemiyorum kimseyi. Belki alkole düşeceğim misal. Belki kahveye gideceğim. Veya bir kumara misal alışkan. Ama bunlar benim her türlü kötülüklerden ben alkolüye... Şöyle mi diyelim yani özetle? Şiir beni bir takım kötü alışkanlıklardan evet, uzak tutuyor. Evet. Ben sağda solda, kahve evet, köşesinde, kahve bilmem nerede evet, kaybedeceğim vaktimi yazarak değerlendiriyorum. Evet, insanlara bunu. İyi faydalı vallahi, olmak düşüncesindeyim yani. Sevgili seyirciler, yani hiçbir köşesinden sevmiyorsanız da şiiri bu açısından değerlendirerekten kendinize bir yol çizebilirsiniz. Gördüğünüz üzere yani şiirin böyle bir katkısı ve faydası var insanlara. İyisi kötüsü olmadan yazmak eylemi üzerinden hareketle evet, evet. Mustafa Bey'i de sizi de bu konudan dolayı tebrik ediyorum. Hatta çünkü bana diyorlar ya sen bunda para kazanıyor musun? Ben kazanmıyorum. Üstünden bir dernek kurdum asket diye. O kadar borçlandım. Ben yani borçlandım dedim bir şey olarak. Cepten veriyoruz ama kazanmıyoruz. Ya, yani. Öyle gözüküyor. Aslında biz cepten değil ama sponsor aracıyla ama ya biz de zorlandık. Çünkü cebimize kazanç girmedim ne oluyor? Cepten sayılmış oluyor yani. Biz emek verdiğimiz için demek istiyorum. Emeğimizin karşılığını düşüncesine söyledim yani ben. Kitabınızın sponsorluğunu kim yaptı?
Ben kendi kaynağımdan, kendi bütçemden. Yani bu sponsor değil, cebinden harcadın. Cebinden harcadım. Bu benim yani, cebimden harcanan yani. Ama tabii bunun başkasının baskısıyla devam ediyor yani. Evet. Güzel. Şurada bir şiirin dikkati çekti. Müsaade ederseniz bu okumak istiyorum. Buyurun hocam. Tabii ne demek. Bir fon alalım yönetim masasından da. Sevgili Mehmet Mustafa Doğan'ın Başarıların Sahibi isimli bir şiirini önem arz ettiğinden dolayı okumak istiyorum. Dünyayı ayakta tutan, başarıların sahibi olan kadındır. Anamız da kadın, bacımız da kadın, yarimiz de kadındır. Evet, yaşam kaynağımız, dertlerimizin dermanı, kalbimizin fermanı. Her seviyede, her derecede kadın vardır. Onlar çiçeğimizdir. Dünya Kadınlar Günü, sevda günü, birlik destek günü, dostluktur. Evimizin dumanı, ocağımızı tüttüren bir ateşidir, varlığımızdır. Kalbimizde, yüreğimizde anlatılmaz ışık, mutlu geleceğimizdir. Saçının teli olur bize, kıymetli bir hazine ve aha biçilmez bir eser. Dudağında öpücük, kollarında sıcaklık, ellerinde mutluluk vardır. Dünya dönüyor, kadınlar, erkekler eşittir. Ayrım yapanlar namerttir. Elmanın yarısı kadınlar, yarısı erkekler. İki yanından birleşen meyveler. Başarımızda, aşkımızda, canımız kadar kıymetlidir. Kadınlar, bizlerin bilen parçası demiş sevgili Mehmet Mustafa Doğan. Ne demişti? Atasözü, her başarılı erkeğin arkasında kadın vardır. Bir kadın vardır demiş. Ağzınıza sağlık, dikkatimi çekti. Değerli annelerimize, bacılarımıza, kız kardeşlerimize, eşlerimize canı gönülden buradan bir selam gönderelim bu vesileyle. İnşallah. Şimdi sevgili Mustafa Bey, muhtemetlik ve şiir. Yani bir köprü kuramadım ben. Şimdi, yani muhtemetlikle yani bu ilginin kaynağı nereye dayanıyor? Yani şiire hocam, başlama sebebiniz nedir? Şimdi ben Acıbadem Hastanesi'nde personel olarak başlamıştım. İncil Hastanesi'nde çalıştım. Hazırlık Hastanesi'nde çalıştım. Fenerbahçe Kulübü'ndeki Mehmet Ali Aydınlar, yönetim kurulundaki Mehmet Ali Aydınlar'la beraberdim ben. Ben yardıma çağırdılar. Hani bir ya, muhasebeye. Bir iki sefer gidince Mehmet Ali Bey, Allah ona razı olsun, demiş ki gitmeyin, göndermeyin. O da Malatyalı, bizim Gaziantep'liyim ben. Yani tabii ki uygun gördüğü için düşüncesine söylüyorum. Memnun kaldım. Bana dediler ki sen artık gitmiyorsun, bizimle beraber. Öyle bir devam süreç oldu. Öyle bir zaman oldu ki hiç unutmam. Çuvallarla para taşıdığımız, şimdi ben onun bir sene bırak, imkanlarımız kısıtlı. Çuvallarla taşıdığımız oldu. Güven meselesi. O güveni sağladığım için ne mutlu ben orada ya. Ve evet, benim çocuğum yani. Hatta orada doğum yaptı. Bir kuruş sezeryen oldu. Bir kuruş benden para almadan orayı kendileri karşıladı. Üç günde izin vererek ben böyle bir evlendim. Orası bana araç tahsis etti. Evlendim. Maddi destek etti. Her şeyi bana sahip çıktılar orada. Ben bunu da unutmam. Ne kadar güzel. Yani benim demek ki benlere karşı samimiyetim güvendi yani. Ben öyle düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Rızık ve rızkın ama karşısında... Ama nankör olmamak lazım. Yani. Ekmek yediğin yere de sahip çıkacaksın. Her zaman dua etmek zorundayız. Mecburuz. Ne güzel şimdi siz okurken duygulandığınızı hissettim evet. Ben buradan şimdi. İyilik çok önemli. Eskilere doğru bir gidip geldiniz. Yani ben de sizinle beraber düşündüm. Böyle hayalimde bir tahayyül ettim. Bu ortamı biraz bozalım. Şöyle bir şiir daha tabii dinleyelim hocam. Sizden tabii. Bakalım. Yönetim masasından da bir fon alalım. Yaşamak isteyen sevsin, şiirimin adı. Dün seni gördüm, heyecanlandım, konuşamadım, şok oldum, seviyordum. Hasretin yetmişti bana, özlemim dertlere sokmuştu beni, sevmek suç mu? Allah sana sağlık sıhhat versin, ömründe hiç acı görmesin. Sen adın gibi güzelliğin etkiledi beni, harikasın. Sen şiirlerin ustasısın, kalbimdesin. Başkaları gitmez gözümden, ses tonumdan, çıkmaz kulağımdan bir meleksin. Yıllarca acı çekmişsin, istemem gözlerinden yaşlar aksın, yüzün gülsün.
Seven sevdiğinin kölesi, aşklar mutluluğun meyvesi, dualarım seninle. Çıktığım yola seni bekliyorum, acaba gelir mi diye seni görünce duygulandım. Yaşamak isteyen sevsin, ben de sevdim, gönlümün sultanısın, bana hayat verdin. Sevmeden heyecan yaşanmaz, istemesen de gönül ferman dinlemez. Aşk olunca kendine bir değişiklik hisseder, gözleri sevinçten güler işte. Yalansız dünya ağaçsız ormana benzer, havası bile yeter aşkın sevdanın. Ağzınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim, TV 262'nde sanat durağındayız. Programımızın ilk bölümünü burada bir noktalıyoruz. Bir reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur. Evinizdeki elektrikli aletleri bilinçli kullanarak ve tasarruflu ampuller tercih ederek yıllık enerji tüketiminizi 1/4 kadar azaltmanız mümkün. Bu da yılda bir çeyrek altın demek. Türkiye ekonomisine 4 milyar lira kazanç, yani daha fazla okul, daha fazla hastane demek. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak demek. Hadi, siz de kendiniz için küçük, Türkiye için büyük bir adım atın. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor! Deprem oluyor! Deprem oluyor! Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Kafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Evet, muhabbetimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi Mustafa Bey, bir de sizden şunu öğrenmek istiyorum bir de. Şiiri niçin yazıyorsunuz? Kime yazıyorsunuz? Hocam, yani şiir seviyorum. Yani içimdeki ilham geliyor. Yok, onu anladık. Yani hepimiz seviyoruz. Evet. Şimdi mesela derler ki bizim camianın içerisinde bir şair birini mi seviyor, aşık mısın? Hele ki bizim yaşlarımızda olgunluk yaşına ermiş kişilere... Niçin yazıyorsun? Bir kadın mı var hayatında? Vesaire gibi. Yoksa farklı bir olgu bağlamında mı yazıyorsunuz bu şiirleri? Yani insan o ortam önemlidir. Yani genel olarak sevgiyle yaşamak niyetindeyiz. Tabii kadın olabilir. Hepimizin başına gelebilir. O an o verici ilhama bağlı. Ama genel olarak bakarsan hep sevgiyle yaşamak içindeki duyguları dökmek düşüncesine. Peki arada hemen bir soru daha eklemem gerekti burada. Mustafa Doğan yazdıklarını yaşıyor mu peki? Yani hissetmedin, yaşamadın bir şey var mı burada? Asla. Şunun içerisinde hepsi de başıma gelmiş
yaşanmış hikayelerden alma hafızamdaki. Derken kitabınızı da gösterelim böyle seyircilerimize. Yaşadığım için, gençliğimde yaşadığım için hep dile tercüman etmişim de buraya dökmüş durumdayım yani. Yani siz daha burada... Daha da çok, 300 tane yedekte var şu an. Bir de yedekleri var bunların ya. 300 tane. Aa, vallahi bekliyoruz o zaman dört gözle. Evet, bir şiir arası daha verelim. Sizden bir şiir daha dinleyelim. Tamam, sohbetimize devam edelim. Tamam hocam. Yönetim masası da bize bir fon göndersin efendim. Kırgınım sana. Aman bana kırgın olma da. Asla. Sizi kurban olayım. Kırgınım sana. Senin yüzünden uykularım kaçtı. Huzursuzum. Allah belanı verecek. Bir gün ümitlerimi kırdın. Seni sevmiştim ama... Yanılmışım, boşunaymış. Kırgınım sana, seni seven gönüllere yaralıyım. Bulmuşsun yeni yelkenler, bir aşk, yeni bir sevda. Hakkımı sevdiğimi ahirette senden alacağım, unutma. Seni için yapmayacağım yoktu. Beni harabeye çevirdin. Acıların adamıyım, ben artık küskünüm bu sevdaya. Evet, ağzınıza sağlık. Şiirleri, fonu da bitirebilirsek ben konuşmaya gireyim arada. Bu kırmızı ışık yanıp duruyor bu esnada, onu da hatırlatayım. Evet, şiirler bizim hayat kaynağımızdan bir tanesi. Evet, hocam. Evet. Bir tanımlamamda şunu söylemiştim. Şiir andır, evet. Şair ise o anı resmedip sonsuzluğa hediye eden ressamdır demiştik. Şimdi şiirin tarihsel kavramlarına baktığınız zaman herkes ayrı ayrı ifadelerde bulunmuş. Evet, evet. O ki ortak noktada buluştuğunuz bir tanım şiirde yok. Evet. Niye? Herkese göre bir farklı şey ifade. Aynen. Ediyor. Çünkü serbest yazı, hecez yazı, kafiyeli yazı dediğim gibi ama duyguları dökülsün. Aynı kapıya geliyor. Aynı bir sevdanın içerisinde paylaşıyoruz yani. Yani şiir çok konsept bir olay aynı zamanda. Topluma hitap edebildiğiniz, siyasi bir kanala hitap edebildiğiniz, bir çocuğa hitap edebildiğiniz, öğrenciye hitap edebildiğiniz, askere hitap edebildiğiniz, doğaya hitap edebildiğiniz geniş bir coğrafyanın yelpazesi gibi. Evet. Yani şiirler ruhumuzun yıldızlarıdır. Şiirler kalemimizin ucundan çıkan duygularımızın kaleme farklı farklı dökülmeleridir diyoruz. Şimdi sevgili Mustafa Bey, bu kitap düşüncesi nereden çıktı peki? Hocam, niye kitap bastırdınız? Ne zorunuz kitap var? Kitap bastırma şöyle oldu. Ben yıllardır sevdiğim için, o zaman internetlerde benim yıllarımı söylüyorum, bu kadar da yaygın değildi yani. Herkesin evde de bilgisayar yoktu yani. Evet. Hep yazmıştım böyle. Her köşede saklamıştım. Yorganların arasında stok gibi, bir klasör gibi. Tabii arada bir zaman geçti. İnternet çıktı. Bu olaylara girince ben Başat'ın oluşumları gördüm. İlk olarak söylüyorum. Tabi ona katıldım. Samimiyeti bilmem neye. Baktım ki yani dediler ki işte şiirleri çalıyorlar, kullanıyorlar. Yani güven yok. İşte tescilli olması için. Ben ne yapalım? Son çözüm o zaman Bayşat'ın aracıyla kendi kaynağımızdan çevrenin şeyiyle o şekilde bağlantılar kurdum. Bu şekilde kitabımın çıkmasını sağladım yani. Yani ya notere verecektim, noteri yaptıracaktım ya kitap bastıracaktım. Noterde hesaplıyorum çok maliyetli bir şey çıkıyor. Ama kitap dediğin gibi bunda bir kazancı yok ama bir türlü kötülüklerden benim sevgiyle yaşamaya sağlıyor. Yok, bir şey demiyorum yani. Şimdi herkesin bir hayalidir bu. Evet. Peki istediğiniz amaca ulaşabildiniz mi kitaplarınıza? Hocam şu anda benim evde daha 2-3 koli duruyor. 1000 tane bastırmıştım. 90 tane bir koli biliyorsun ki. Diğeri hep işte tek tek satıldı. Bürokrata gitti, örnek söylüyorum. Belediye başkanına gitti, valiye gitti. Yani bu çevren bayağı geniş. Mesela diyeyim, Yalova valisi geçen gün ben Yalova'da Delmece Yaylası'nda şimdi etkinlikler oldu. Duydunuz mu bilmiyorum. Bu yani her sene 3 gün bir etkinlik yapılıyor. Duydu, oraya davet de edildik de gidemedik. Oraya ben gittim, sergi açtım. Bir sana arkadaşımızın sanat ürünlerini koyarak ben de kitaplarımızı koyduk. Derneğimizin bir sürü kitaplarını koyduk. Fakat gel gören Vali Bey geldi. Beni görünce Mehmet'im ister istemez sıcak bir dokunuşla bütün herkes ister istemez şaşırdı. Mehmet'im ne var boynuma sarılır. Benim için yani bu isim açısından değil. O samimiyet duyguları yetiyor bana ya. Yani. Sevgiyle yani yaşamamızı sağlıyor. Kazancın peşinde değilim. İnsan kazanmanın peşindeyim. Ben bak zor geçiniyorum.
Yani hiç benim değil. Yani bir kazancım yok ama sevgiyle yaşamak için bir de duygularını dile getireceksin ki. Yani biz öleceğiz. Ama bunun okunacak bu. Asırlardır devam edecek bu yani. Yani ben ölümsüz bir eser bıraktım. Yeride bir eser herkesin okuyabileceği. Peki bu kadar sıkıntılar... Ben bunun başına da diğer şiirlerim için sponsor bulabilsem bir de kitap çıkartacağım. Yani ama biz emekli maaşına nasıl olacak ben bilmiyorum yani. Şiirle sponsor bulsam bize de haber ver. Örnek olarak söyledim. Yok olmadı da yani örnek gönül istiyor demek istedim. Konuyu getirdim yani. Evet yok kabul et ben takılıyorum size. Yani gönül istiyor yani. Peki Mustafa Doğan'ın örnek aldığı bir şair var mı? Eskilerden, yenilerden. Ben... Hocam ben Kemal Sarfı Hocam'dan ya da şöyle yapalım Mustafa Bey. Buraya bir nokta koyalım. Sizden bir şiir dinleyelim. Evet. Şiirden sonra sohbetimize devam edelim. Tamam hocam. Peki. Peki tamam. Hadi bir fon alalım rejiden. Şimdi kitabın kendi üzerinde olan Aşk Hayattır. Aşk Hayattır'ın kendi şiiri yani. Aşıklar sazların telindedir. Sevmeyi, sevilmeyi anlatır. Vurun sazın teline, hayat bu. Sevenlerin sözünde, şairlerin dilinde aşk var. Dertten söyler aşıklar, efkardan söyler. Bazen güler, bazen güldürür. Bazen de ağlatır. Hayat var oldukça aşk da olacaktır. Söylesin şairler, konuşsun sazlar. Hayat var, aşk da var, aşk var. Aşk da var, aşk da demiş şairimiz. Aşk hayattır. Aşıklar sazların telindedir. Sevmeyi, sevilmeyi anlatır. Vurun sazın teline. Hayattır bu demiş. Aşk hayattır da Mehmet Mustafa Doğan efendim. Evet, şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Kimleri örnek alıyoruz şair ve şiir olarak da? Genelde ben Necip Kısapaz günü şiirlerini okuyayım ama ben bu ara dedim ya az önce rahatsızlığından dolayı hafızam biraz gidip geliyor mu arada? Gidip geliyor. Yalan şimdi rahatsız. Mesela diyelim ki yazdım. Baktım ki o anda ilham geldi. Yolda bir çıkartıyorum telefonumu. Sesli kaydı alıyorum. Eve gittiğim zaman onu tekrar temize çekeyim. Yani unutuyorum yalan konuşmak. Olabilir. Bu normal ama insanlık hali. Ama oturup da iki kıta getirdiğim zaman öyle bir iki üç kıta getirdiğim zaman tamam zaten kendini getiriyor. Yani ilham olması lazım yani. Ya böyle durduk yere ezberim yazmıyorsunuz yok. Yani. Ezberim yok. Ya o hepimde. Ben de kalp. Benim binlerce şiirim var. Kaç tane? Üç tane şiir ezbere biliyorum. Kalanını bilmiyorum ki. Bu anormal bir şey değil yani. O kendinizi böyle çok suçlamayın yani o konuda. Hepimizin başına gelebilecek olaylar. Kendinizi anlatırken öğretim durumunuzu tam sormadım. Hangi okul? Hocam ben Gaziantep'te ilkokul mezunuyum. Ama biz 80'de geldik Yalova'ya. Muhasebeyle alakalı. Muhasebe ben işte dışarıdan. Bir tesadüf oldu. Mehmet Ali Aydınlar'ın desteğiyle. Orada sonradan öğrendiniz bir. Sonradan öğrendim. Yani muhasebe bilgim maşallah değil. Maşallah yani. Mesela diyeyim ki şöyle muhasebe bilgim değil. Mesela diyeyim bankaya para yatacak. Gidiyorum biz Acıbadem Asası'nın alacakları vardı. Hani çekmek sigorta şirketlerinde tahsilata. Gidiyorduk mesela diyeyim ki şirketin birini alacağını alıyorduk. Makbuzunu kesiyordum. Hiç tehlike yaşamamak için diyelim ki Maslak'ta aldım. Mecidiyeköy'e gidiyordum. Mecidiyeköy'e örneğin. Bankaya cirosunu yapıp bankaya teslim edildim ve sabah işletirim. Yani anladım. Canımızı üzerimizde taşımıyorduk. Anladım. Böyle bir sorumluluklarımız vardı yani. Ama yıllarca çalıştım. Hiçbir sıkıntı, bir zaruret, yüz kısaltıcı hiçbir şey yaşamadım. Olmadı da yani. Şiiri yazıyoruz. Şiiri evet, okuyor muyuz? Okuyorum başka hocam. Başka şairleri. Okuyorum. De. İşte dedim ya hafıza biraz okuyorum. Yok yok başka şairleri okuyorum. Evet okuyorum. Onun için hafızaya gerek yok. Evet. Başlayacaksınız internette. Bak dedim ya siz ne? Mesela Faust Külü, Yaşar Kemal'in arası mesela Allah rahmet eylesin. O okuyorum. Karakoç var Abdülham Karakoç. Güzel. Abdurrahim Karakoç. Karakoç. Onu okuyorum. Yani araştırıyorum. Mesela siz eskileri mi okuyorsunuz böyle? Yenilerden okuduğunuz yok mu yani? Ya eskiler biraz daha hani şimdikiler diyelim ki sesi gülen olan ne oluyor? Ama iki şarkıyla sanatçı oluyor. Eskilerin ruhu daha bana şey veriyor. Onu demek istedim ya. Anladım. Onların anlatım gücünü daha beni geçmişe götürüyor yani. Şiir yapılarını daha çok beğeniyorum. Duygulandırıyor yani. Ağlatıyor yani. Peki. Bir şiir daha dinleyelim sizden. Tamam hocam. Tamam. Yönetim masasından da bir fon alalım efendim.
sevmek, sevilmek. Sevmek, sevilmek güzel duygulardır. Yerini fırsat bulursa şayet. Umutlanıp da kavuşmamak da günden güne eritir insanı. Yaşamak için mutluluk şarttır ama gönüller bir olunca. İki sevgili birbirine dürüst olmalı, açık sözlü olmalı şarttır. İnsanın madeni hali ne olursa olsun fark etmez aşk için. Gönül ferman dinlemiyor, kimseyi görmez, gözler kör gibi. Yaşamak sevdiğinden, aşkından, davasından güç alır. Kimi deli de, kimi deli der, kimisi de aşık fark etmez. Kim dese dersin yeter. Yeter ki canımın, yeter ki aşkım canımın içi yanımda olsun, sıcaklığı beni bulsun. Çocuk gibi ağlıyorum, hasretinden deli değil, tutamıyorum. Şu gönlümde söz geçiremiyorum, kara sevdalıyım. Kader utansın, aşık olup da kavuşamayanlar, yıkılanlara olan meydanlarım. Ağzına sağlık. Kader utansın, aşık olup da kavuşamayanlar, yıkılanlara oldu olan demiş. Aşk Hayattır'ı da sevgili Mustafa Doğan. Çok hızlı bir program akışı oldu. Yani İnşallah. Programımızın da sonuna geldik. Nasıl İnşallah. Buldunuz programımızı? Teşekkür ederim. Sizlere bizi bu imkanı tanıdığınız için, davet ettiğiniz için, sizlere ayrı ayrı ekibinize, sizlere şahsınıza çok çok teşekkür ederim. Ve daha çok başarılı günler nasip etsin inşallah. Biz de teşekkür Saygılar ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sanat Durağı'nda TV 262'deydik. Sizlerle beraber şiir soluduk bu akşam. Sevgili Mehmet Mustafa Doğan'la birlikte şiirlerin büyülü atmosferinde yol aldık. Bir dahaki programda yine sizlerle görüşmek üzere diyor. Ramazanınızın hayırlı olsun temennilerimi gönderiyorum efendim. Allah'a ısmarladık.